Burası Bağcılar. Welcome to Cehennem. Elendiniz kardeşim, kazandın. Sizin de gözünüz gönlünüz açılsın gerçekten. Tribünlerden güçlüsü yok. Eyvallah, eyvallah. Herkese merhaba. Tribünden maç hikayelerinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Uzun zamandır tribünden maç hikayesi videosu gelmiyordu. Ama artık sezon başladı. 12 Ağustos itibariyle Süper Lig ve TFF 1. Lig ilk maçlarını oynuyor. Biz de ilk videomuzu çekmek için Başakşehir Trabzonspor maçına gideceğiz. Maça geçmeden önce bir duyuru yapayım. Yaklaşık 1,5 yıl oldu tribünden vlog yayınlayalı ve üzerimde tişörtünü görmüş olduğunuz Tribün Project'le güçlerimizi birleştirme kararı aldık. Bu ne demek oluyor? Daha fazla hediye, daha fazla yarışma ve belki daha fazla vlog, belki daha fazla uzak deplasmanlarda vlog demek oluyor. Yani işte Samsun'a niye gelmedin, Adana'ya niye gelmiyorsun, Trabzon'a niye gelmiyorsun diyen arkadaşlar belki bu sezon Tribün Project sayesinde o uzak deplasmanlardaki vloglara da şahit olabilecekler. Yani dediğim gibi hem Tribün Project'in sosyal medya hesaplarını hem de benim sosyal medya hesaplarımı takip ederseniz bu yeniliklerden de haberdar olursunuz. Bu duyuruyu yaptıktan sonra takımlara geçeyim. Tabii ki öncelikle ev sahibi Başakşehir. Başakşehir bildiğiniz gibi geçtiğimiz sezonu 4. sırada bitirdi. Yine Abdullah Avcı önderliğinde yeni sezona hazırlandılar. Riyad Bayiç, Soner Aydoğdu ve Milos Jovic de 3 transfere imza attılar. Gördüğünüz gibi çok fazla transfer yapmadılar ama kadrodan da bir kan kaybı yaşamadılar. Yani Vişçası, Emre Berezoğlu'su, Adebayor'u kadroda bulunuyor. Ve bence bu sezonda yine eskiler adından söz ettirecek ve Başakşehir başarılı performans sergileyecektir diye düşünüyorum. Tam Başakşehir'in UEFA karnesinden bahsedecektim. Arkada Türklüğün gururu, milli sporumuz yine inşaat, kazma falan filan vardı. Onu biraz izledim. Neyse devam edeyim Başakşehir'in UEFA karnesiyle. Başakşehir 4. sırada bitirdiği için geçen sezonu UEFA'ya katılmaya kazandı ve Burnley ile eşleşti. Burnley ile ilk maçta 0-0 berabere kaldılar. Şimdi iş deplasmana kaldı. Deplasmandan da avantajlı bir skor alırsa Başakşehir UEFA kupasında bir üst tura çıkacak. Bakalım neler olacak. Ligde de ilk maçlarını Trabzonspor'la oynuyorlar. Bu maçın da sonucu merak konusu. İstanbul! İstanbul! Başakşehir'den sonra Trabzonspor'a geçelim. Maç kısmına geçmeden önce Trabzon tribünlerinin sevilen ismi Gökhan Kılıç aramızdan ayrıldı. Buradan ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah sabır versin gerçekten. Söyleyecek çok fazla söz yok böyle konularda. Dediğim gibi herkese sabır diliyorum. Ailesine de başsağlığı diliyorum tekrar. Trabzonspor'a geçmek gerekirse Bordo Mavililer sezona yeniliklerle başladı aslında. Başkan Muharrem Usta'nın yerine Ahmet Ağoğlu geldi. Teknik direktör Rıza Çalınbay'ın yerine de Ünal Karaman geldi. Takım ekonomik sorunlarla boğuşmak üzere sezona başladılar. Geçtiğimiz sezonda 5. sırada bitirmişlerdi. Bu sezonda çok fazla transfer yapamamaların sebebi ekonomik kriz aslında. Ama takımda bulunan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür takımı sırtlayacak gibi gözüküyor. Gelelim transferlere. Trabzonspor transferde Majid Amiri, Vahit Hosseini ve Zargo Touré'yi renklerine bağladı. Dediğim gibi ekonomik açıdan sıkıntı yaşadığı için Trabzonspor daha böyle yoğurdu üfleye üfleye yiyor. Ama transferler devam edebilir. Sonuç olarak 31 Ağustos'a kadar takımın zamanı var. Bakalım ilk maçta Başakşehir deplasmanında Trabzonspor nasıl bir performans gösterecek göreceğiz. Haydi! Ben şimdi Şişli tarafındayım. Şişli'den Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na gitmek için 2-3 tane metro değiştireceğim. Uzun bir yolculuk beni bekliyor. Bu uzun yolculuğun sonunda stadyum çevresine ulaşacağım. Stadyum çevresinde de Tribün Project sponsorluğunda yarışma yapacağız. Bakalım nasıl bir yarışma olacak? Biraz meraklandırayım sizi. Stadyum çevresinde görüşürüz. Kirazlı yazıyor ama aslında burası Bağcılar. Welcome to Cehennem. Bağcılar'a geldik. Buradan bir metroya daha binip artık Başakşehir metro kente ulaşacağım. Geldik. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nun yakınlarındayım. Yaklaşık 1,5 saatlik yol sürdü. Trabzonspor taraftarını böyle bir nabzı tuttum dedim. Trabzonspor taraftarı başlamış. Oh!
maça gelmişler. Bir beyaz gömlekli kardeşimin Ford'a mavi tişörte ihtiyacı var bence. O yüzden onun kazanmasını istiyorum. Şimdi Tribün Project'in sponsorluğunda yarışmamız başlıyor. İlk soru. Trabzonspor en son hazırlık maçını hangi takımla yapmıştı? Şık vereceğim. Şık ver. Hepiniz cevap verirsiniz bu arada. A. Cagliari, B. Genova, C. Deportivo La Coruña, D. Chelsea. A. Cagliari. Cagliari. İddia oynadık. 3'te 3 gittik güzel. Evet. 3'te 3 geldik. Buraya kadar her şey iyi. Şimdi. Her zaman İstanbul'daydı. Aynen. Trabzonspor geçtiğimiz sezonun açılış maçını kimle oynadı? Hadi bakalım. Konya. İddiada para kazandık. 2-1. Konya Spor. Kayseri Spor. Konya. Basayma. Konya. İddia oynadı. Para kazandı. 2-1. 4-1'e kazandık. Doğru. 4-1. Bravo. Para kazandık. Öyle 1-0 yapmaz. 2-1. Bunu da Burak İmam attı sonuna kadar. 94-2. Çok inanılmaz bir yere denk geldim ya. Bu adam her soruyu biliyor ya. Son soru. Trabzonspor'un geçen sezon kim atmıştı? Çok iyisin. Ya. Bir dakika. Şık vereyim dur. Şıklar. A. Yusuf Yazıcı. İmkanı yok. B. Burak Yılmaz. C. Abdülkadir Ömür. Burak Yılmaz sonları saklamıştı. D. Joe Pereira. Joe Pereira. Banco. Hayır imkanı yok. Niye? Abi ikinciliği de iyi. A. Yusuf Yazıcı. B. Burak Yılmaz. C. Abdülkadir Ömür. Abdülkadir Ömür diyorum. Ben de Abdülkadir Ömür diyorum. Elendiniz kardeşim kazandım. Pereira. Tebrikler. Giymek ister misin ya? Evet giyelim. Süper. Doğru. Doğru. Öyle ben uğraşamam. Oğlum dur. Ben de direkt çıkar da. Direkt üstüne giyerim oğlum. Ne? Arkasına ne yazar? Bak hem Ultras. Ultras. Ultras sevmem. Galatasaray'da Ultras. Yok öyle değil o Ultras aslında. Evet. Üstünde şey yazıyor. Ne diyor? Modern futbola karşıyız yazıyor. Doğru. Bak. Hem de Trabzonspor renkleri. Doğru. Bir şey söyleyeyim mi? Aşırı yakıştı ha. Seni açtı. Yakışık beni teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Başarılar. İşte o sesleri çıkan arkadaşlar bunlar. Aslında hepimiz normal insanlarız. Yani sonuç olarak double çaldığında insan böyle başka bir ruh haline geçebiliyor. Öncelikle ultras kültürü herkes simsiyah gördüğünüz gibi. Maşallah var hepsi. Yasımız var. Evet. Geçen hafta abimiz vefat etti. Onun için siyah giyindik. Bütün tribünleri de söyledik, tribün gruplarına. Hep beraber siyah giyeceğiz dedik. Giyindik. Gökhan abi ben de andım video başında. Gerçekten sevenlerinin tekrar başı sağ olsun. Tabii her ölüm erken ama işte kadar. Allah'ın önüne geçilmiyor. Amin. Şimdi o zaman soruyorum bir ilk önce Trabzonspor'dan bu sezon beklentiniz nedir? Transferler böyle çok hızlı acele yapılmıyor ilk defa bence. Ki bence iyi bir şey bu arada. Evet. Abi bok gibi kriz var affedersiniz yani. İnsanlar memleketine gidemiyor la bayramda yani daha ne yapsın ya? Trabzon 1200 kilometre. Gidemiyor kimse yani. Sen diyorsun ki oyuncu aldın ne 5 milyon euro. Olmuyor abi yok. Ne diyorsunuz bu sezon beklentiniz nedir? Trabzonspor'dan seneler her sene bizim sezon başlarında biz şampiyonluk bekliyoruz. Ama olmuyor bu sene bir beklentimiz yok. Kulübün durumu ortada. Çok güzel. Feda. Feda diyoruz. Şey olmayacak gibi düşünüyoruz ama inşallah bizi yanıltırlar. Bu sene bir sürpriz yaparız. Ya mesela şimdi Abdülkadir Ömür'den geçtin diğer Abdülkadir de çok iyi oynuyor. Abdülkadir Parmak. Parmak. Mesela onları öne çıkardığınızda olay bambaşka bir yere gidecek Trabzon'da. Olay bambaşka yeni transferlerden ben kendi adıma umutlu değilim. Çünkü İranlı arkadaşlar. Umutlu değilim onlardan. İnşallah yanıltırlar bizi. Zaten bugüne kadar hep ünlü oyuncular geldi. Mondolar geldi, Cardozo'lar geldi. Hiçbir şey yapamadılar. İnşallah bunlar bizi yanıltır. İnşallah. Çocuklarımızın ismini Abdülkadir koyuyoruz. Hepsi Abdülkadir. Peki şey durum nedir? Şimdi çok iyi teklifler geliyor diyorlar. Satılmasından yana mısınız yoksa değil misiniz mesela? Bence bir sınırınız var mıdır veya 20 milyon euro versinler sonuçta göndersinler? Sonuçta 100 milyon euroyu gönder. 10-15 senedir bizden ne? Borçlar kapansın göndersin. Altyapıdan futbolcu çıkıyor bizden 10-15 senedir. Ha, bu kadar kolay bırakılmasına ben karşıyım. Bence de en azından olmaması lazım. Bir Abdülkadir bir takımı zirvede oynatması lazım. Kesinlikle böyle. Kesinlikle aynen. Fatih Tekke ile Gökdeniz'den yani. Sonra ilk defa Yusuf Abdülkadir çıktı. Tabii. Çok önemli. Kolay bırakılmaması çok önemli. Abi son olarak bugün Pasolik var yarın biz olacağız. Son olarak ben bir şey eklemek istiyorum. Biz bugün kareografi yapacaktık Gökhan Kılıç aldığımız için. Çok uğraştık. Bir haftadır yaklaşık uğraşıyoruz onu anmak için. Burada kulüpler anlaştı. Trabzonspor yönetimiyle Başakşehir yönetimi. Bizim yönetimimizde onlar. Anlaştılar ama Spor Büro yine sıkıntı çıkarttı bize. Federasyon yine engel oldu sanırım. Buradan Bursa Sporlu, dün Bursa Sporlu arkadaşlarına geçmiş olsun diliyoruz. Aynen. Her zaman yanlarındayız. Biz tribün dışında ters düşebiliriz.
tribünün içinde ters düşebiliriz ama aramız bozuk ama kanımız bozuk. Her zaman her zaman yanlarındayız. Tribünde kimse dayak yemesin, kimse polisin şiddetine uğramasın. Herkesin gitsin istediği maçı izlesin ve yine aynı şekilde evine dönebilsin. Biz bunu istiyoruz yani. Her zaman, her zaman onlara tekrar geçmiş olsun diyoruz. Polisin tutunduğu tavırları hoş değildi. Aynen. Biz onların zor günlerinde her zaman yanıyoruz. Tabii maça gideriz, tribüne gideriz. Her zaman rakibiz. Ama bunu birlikte beraberlik olunca da tribünlerden güçlüsü yok. Eyvallah, eyvallah. Çok güzel. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Şimdi de Başakşehir tarafındayım. Başakşehir tarafına gelmişken Başakşehir Store'a uğrayayım çünkü Başakşehir'in bu sezon formalarını Macron yaptı. Macron da maşallahı var, çok da iyi iş çıkarmışlar. Formaları göstereyim biraz size. Macron yeni sezonda müthiş formalar hazırladı Başakşehir için. Şöyle bir göstereyim, sizin de gözünüz gönlünüz açılsın gerçekten. Bunlar tişört. Bunlar daha böyle üst müst falan filan. Formalara doğru gideyim. Formalar tam olarak nerede? Kaleci formaları var. Ondan sonra şurada bir tane yeni sezon forması vardı. Yeni sezon formalarından bir tanesi bu. Sanırım bu alternatif. Bu deplasman. Manchester City forması gibi olmuş ha. Bu da işte evinde giydiği formalardan bir tanesi. Oldukça aslında güzel bir kaliteli iş çıkarmışlar. Hem kesim olarak hem de renk olarak. Ya geçen gün Yemek Sepeti'nin CEO'su Nevzat abi bu formaları çok beğenmiş ve XXL'ı var mı diye yazmıştı. Ben de arkadaşa sordum, gönderdiniz mi, ne yaptınız formayı diye. Onlar da şey diye göndermiş, bize tutam sökmez diye. Hatta fotoğrafı. Hatta fotoğrafı var. Ben mi aslında? Canlı yayında. Evet. Vallahi gerçekten mükemmel iş yani. Başakşehir'in sosyal medyadan böyle bir çağrı alıp buradan da cevap vermesi gerçekten mükemmel bir iş. Helal olsun. İyi çalışmalar, sağ olun. Giriş güvenlik ödülünden sonra maçtayım. Maç başladı. Başakşehir Spor, Trabzonspor maçı, bakalım nasıl tutulacak, göreceğiz. Oynayan Avrupa'ya giden bir takımın var. Bir süre içinde.
herkes. Biliyor da sayı zamanla artıyor ama şu an yeterli değil. Kulüple beraber çalışmaya geçiyoruz. İlkokul ve liseleri. İlkokul ve liseleri sadece Başakşehir'i yapmak için. Bugün ilkokul parkezonlara gittiğimizde artık Gustavo Başakşehir'de Barcelona çok çocuk bulmuş. Bu arada bu seneki formalar da efsane. Helal olsun ya. Ben sonra geziyorum. Ben ürünler falan çok iyi. Biz ıslatımızı. Tabii kesinlikle. Umarım daha çok kişi oynar Başakşehir. İnşallah. Umarım siz de istediğiniz yere gelirsiniz. İnşallah. Eyvallah. Sağ olun. Medipol Başakşehir Futbol Kulübümüzün golü 10 numara Emanuel. Tamamlandı. Ya stadyumda bitirecektim videoyu. O kadar çok yüksek sesli müzik var ki yani normal insanın bile orada 3 dakika falan durması büyük sağlık sorunu aslında. Neyse biz buraya geldik. Kardeşim değil mi? Onur. Onur kardeşimle de videoyu bitireceğiz. Onur kardeşim Başakşehirli. Aynen. Güzel bir galibiyet aldınız. Öyle. Ligede iyi başlangıç yaptınız. Abdullah Avcı yine farkında. Hocamız bir tane biliyorsun yani. Aynen öyle. Ona gerek yok ona. Her sene yaptığını güzel de gösterdi kendisine. Güzel maçtı. Hak ettiğimiz soru. Öyle de kazandık. Öyle. Bu sezon şampiyonluk gelir mi sence? Valla inşallah gelir. Her sene bekliyoruz. Böyle direkten dönüyor ama bu sene inşallah bekliyoruz. Son haftalarda patlıyoruz. Öyle öyle. Bu sene bekliyoruz ama inşallah. Şöyle devre arasında konuştuk. Şimdi Trabzonspor taraftarının bir kısım ayrılmıştı ama ben şeyi biliyorum. Başakşehir'de çok fazla Trabzon var. Gerçi Trabzon her yerde çok fazla. O yüzden stadyumun belirli bölgelerinde Trabzonlar vardı. Evet. Bu sezon gelinde de var galiba. Bunlar rahatsız mısınız? Siz rahatsız değil misiniz? Tabii ki rahatsız. Şimdi kim rahatsız olmaz ki? Yani sonuçta bu bizim kendi çantamız. Evet. Sesimiz kısılmış. Buraya gel buraya. Sesimiz kısılmış. Bağırıyoruz akşamları burada maçlar yapıyoruz. Çünkü adamlar geliyor kendi çantamıza bize bağırıyor. Yani yakışıyor bir şey değil tabii ki. Bu bizim de tabii ki tamamen yönetim eksikliği. Tabii. Bizden kaynaklanan bir şey değil. Bizim yapacağımız başka bir şey yok. Eyvallah. Bence güzel, keyifli video oldu. Siz de beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.